varmış bir dokunuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehri İstanbul ne harpler görmüş ne zaferler. Ne sevdalar görmüş ne masallar. İşte bu da bir sevda masalı. Koca bir cihan hükümdarıyla ürkek bir güvercinin imkansız aşkı. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir ürkek güvercindir ki koca hünkârın gönlünü çalar. Ah, hikaye uzun, vakit kısa. Öyleyse bir an evvel seyredelim. Görelim bakalım bu büyülü aşk masalı nereye varır. Pazar yeri pek şenlikli görünüşte. Bir dolanalım bakalım ha. Hünkârım önce ben bir kolaçan etseydim. Deniz mi var Musa? Çünkü şurasında alelerde kayıkçılarız. Estağfurullah hünkârım. Kraliçe askerleriyle birlikte günlerce yol aldıktan sonra yedi cücelerin yaşadığı uzak ülkeye bulmuş. Kötü kalpli kraliçe askerlerini her yere salmış. Bugünlük bu kadar kâfi. Yarın devam ederiz. Kitaplarınızı unutmayın çocuklar. Anne. Sonuçka. Yardım edeyim sana. İşte. Bir kolunu burada. Olduğu diğerini de burada. Tamam. Tut. Aman Tanrım. Anne ne bu telaş? Bir şey mi oldu? Nikola gidiyor. Limana yetişmeliyim. O kadar hırcana gerek yok. Sadece bir aylığına gidiyor. Döndüğünde görüşürsünüz. Yok, onu Deniz tutuyor. Yusuf Efendi'ye gidip şifalı bitkiler almam lazım. Kusura bakma. Düşeceksin, koşma. Sefer Dimitri. Emira, hayırlı sabahlar. Hoş geldin anne. Lakin böyle olmaz ki. Sen de bağıracaksın onlar gibi. Bak. Gel ahali gel. Üzümün hası, elmanın ballısı burada. Gel. Burada kala kala. Sen de aynı bizim gibi oldun ha. Gördün. Böyle yapacaksın ki sana da baksınlar. Buyur amca. Ayşe yok mu? Buralardaydı. Ayşe. Ayşe kızım. Heh, burada. Hmm. Gel. Anne hatun gelmiş. İkisi akımlar. Tabii. Ne yaptın Ayşe? Okudun mu verdiğim kitapları? Çoktan. Aferin sana. Sağ olasın. Bunu da oku. Sonra sıra çal. Tamam. Tamam. Hadi ben gidiyorum o vakit. Ha, unutmadan söyleyeyim. Akşama bizim büyük kızın kınası var. Haberin var değil mi? Biliyorum biliyorum. Söz verdiğim Emine teyzeye. Hadi kalın sağlıcakla. Sağ olasın. Simitlerim var. Simit ister misiniz? Simit vereyim. Halkalarım da var, peynirim de var. Ver bakalım üç tane. Taze peynirlerim var. Anam yeni yaptı, vereyim mi? Ver bakalım, peynir de var. Ben bunu alamam. Nedenmiş o? Bu çok para. Çok olunca ne oluyor? Annem bunu görürse bana kızar. Çaldım falan zanneder. Ananı hünkâr verdi dersin. Ama yine olmaz. Niye olmazmış? Anam der, hünkâr verse verse bir altın mı verir? Bir keseden aşağı altın vermez der. Baksın. Hünkârım. Şşş. Tedbirliyiz. Bizi ifşa ettin, olur mu? Haşa hünkârım. Hadi bereketli olsun. Allah sizden razı olsun. Hmm.
Rusya'da buna ne diyorsunuz? Şal fiil. Şal fiil. Şal fiil, evet. Tamam, âlâ. Teşekkür buyurun. Ederim. İstemez. Yo, buyurun lütfen. Peki. Hoşça kalın. Hayırlı günler. Ha, kitaplarımı. Hoş geldiniz ağalar. Buyurun. Hoş bulduk. Bize 3 tane sade kahve. Derhal. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Artık bu kahvehane bizim himayemizdedir. Kimseden zarar gelmesine izin verilmeyecektir. Kahveci, bunun da bir bedeli var elbet. Hasılatın yarısı bizim. Sükül akçeleri. Yapmayın, etmeyin ağalar. 3-5 akçe birikti sabah beri. Onu da almayın ne olur. Sen bize karşı mı gelirsin? He? Ağalar, başlarınız boyunlarınıza ağır gelir herhalde ha? Sen ne dersin bre divane? Yeniçeriye efelenmek kürek çekmeye benzemez. Üzerine vazife olmayan ise karışma. Esasen siz vazifenizi unutmuşa benzersiniz. Yeniçeri ne zamandan beri kafire kılıç sallamayı bırakmış da Müslümana haraç gezer olmuş ha? Tasası sana mı düştü? Yürü git buradan. Elimi kana bulama benim. Bre gafil, sende o kılıcı çekecek yürek var mı? Bunlara kılıç çekmeye değmez. Benden günah çıktı artık. Eşkıyalar bulunup konuşturuz. Bakalım kime uzanıyor bu iş. Çabuk olun, çabuk, çabuk. Yavaş be! Eşkıya oldunuz başımıza. Allah Allah. Teşekkür ederim. Hay Allah, mahvoldu. Musa, ben mi yanlış görürüm yoksa kayıkçı yerinde mi yok? Hakikaten yok. Tövbeler olsun. Gidin neredeyse bulup getirin şu münasebetsizi. Emredersiniz hünkârım. Ah, hadi kayıkçı. Acelem var. Karşıya geçmem lazım. Bana mı dedin? Sana diyorum tabii. Başka kayıkçı var mı burada? Ben kayıkçı değilim. Öyle mi? Nesin o zaman? Padişahım. Ben de çarı çikiterine bir şeref oldum. Lakin haydi acelem var. Çok acelem var. Kaşığa geçmem lazım. İşte orada. Kayıkçı, bizden kaçabileceğini mi sandın? Arkama geç. Ne? Arkama geç. Size bu ordu yeter. Pis kanlarınız mübarek toprağı kirletmesin. Gidelim. Kaçırmayın, hemen alın işte. Kaçma! Kaçma! Kaçma!
kurtulduk. Korkmadın ya çok. Ne yalan söyleyeyim, biraz korktum kayıkçı. Yaralanmışsın kayıkçı. Mühim değil, ufak bir sıyrık. Yine de sırmak icap eder. Lüzumu yok. Olmaz öyle şey. Ne ister bu adamlar senden? İşlerine çomak soktum tabii. Keyifleri kaçtı. Şu hünkâr ve yeniçerileri ahale kan kustururlar. Günahını alma. Belki de hünkârın dahli yoktur. Dahli yokmuş. Onun neferleri değil mi? O mevzu o kadar basit değil. Asırlardır içten içe çürümüş bir ocağı hünkârın bir anda değiştirmesi kolay mı sanırsın? Sen padişahı müdafaa ediyorsun bakıyorum. Sahi, onu gördün mü hiç? Aman, bendeki dile girdi işte. Nerede geleceksin? Padişah dediğin sarayda oturur. Ne işi var bizim aramızda? Peki, sence nasıl biridir? Haremde gününü gün eden, şişman, yaşlı, asabi bir adamdır herhalde. İşitirse kızmasın mı söylediklerini? Aman, nereden işitecek? Belli mi olur? Yerin kulağı vardır. Lakin denizdeyiz. Sen de haklısın. Yetiş ya Hızır. Dardayız. Hadi kayıkçı, asıl biraz küreklere. Ben ne yapayım? Hünkâr uçuyor adeta. Kellen girecek, kelle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühü. Bu kitaplar niçin? Bunlar mı? Lisan kitapları. Babam Rus seferetinesinde katip. Ben de orada çocuklara Frenkçe talim ederim. Muallimesin yani. Evet. Olacak şey değil. Ne demiş o? Hatun kısmının iş yaptığı nerede görülmüş? Hele ki muallimelik gibi zor bir vazife. O niye? Hatunların akıl ermez mi? Erer ermesine. Lakin... narin yaratılışlısınız. Çoğunlukla da hissi davranırsınız. Elbette hatunlar da okumalı, öğrenmeli. Ama hatun kısmının asli vazifesi hanesini çekip çevirmek ve evlatlarıyla alakadar olmaktır. Hı hı. Burada öyle olabilir. Lakin garpta hiç de öyle değil. Hatunlar evlatlarına da bakarlar, vazifelerini de görürler. Ondan sebep böyle bitkin ve solgun görünüyorlar demek. Merak etme, lafım sana değil. Zaten öyle pek ev işi yapar gibi bir halinde yok. Ne münasebet. Ben ikisini dile akıyla yaparım. Bakıyorum da kendine itimadın tam. İtimadım bilgimden. Zira İngiliz bir filozofun da dediği gibi. Bilgi güçtür. Karşısında kimse duramaz. Bir defa o lakırdının aslını Firdevsi asırlar evvel alim olan zat güçlüdür diyerek söylemiştir. Ama benim kanaatimce bilgi tek başına kafi değil. Bilgi nefsini bilmekten gelir. Onu da Yunus Emre pekala söylemiş. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen o nice okumaktır. Sen ne minen bir kayıkçısın. Nereden biliyorsun bunca şeyi? Padişahım dedim ama itimat buyurmadınız ki. Aman haline girdim. Ben gülünç. Deminden beri padişah hakkında atıp tutarsın. Karşında olsa da böyle konuşabilir miydin? Elbette. Peki, farz edelim ki karşında. Ne söylerdin ona? Evvela o haremi kapatmasını söylerdim. Sebep? Bir adam ve bir sürü hatun. Öyle aşk olur mu? Sen söyle. Mevzu bahis aşk değil ki. Hanedanın devamı. Hem asırlar önce konmuş kaideler bunlar. İyi ya. Bezbeli, değişmesinin vakti gelmiş. Koskoca cihan padişahı karşında olacak. Sen onunla sadece aşk meşk mi konuşacaksın? Ona müspet ilimlerin öğretildiği mektepler açmasını söylerdim. Sonra kız çocukları için mektepler açılmalı. Hep derim, hatunlar istikbalin erkeklerini yetiştirir.
Bitti mi? Biter mi? Daha o kadar çok şey var ki söylenecek. Senin acelen yok muydu? Vardı. Neden? Gördüğün gibi vardı. Ah! Sanki de varmışız. Sana yardım edeyim. Bizim yok. Ben dinleyeyim. İyisiniz ya hünkâr. İyiyim Zahir. Telaş hacet yok. Hadi ama kalkmamız lazım. Biraz daha, tamam mı? Anne. Kola. Yetişemeyeceksin diye çok korktum. Ben de korktum ama işte yetiştim. Bir şey mi oldu anne? Yok yok, her şey iyi. Mühim bir şey değil. Haydi, çok bekledik. Geldim. Sen yokken beklemesini istedim. Ondan kızıyor. Kusura bakma. Önemli değil. Biliyorsun seninle vedalaşmadan hayatta o gemiye binmem. Al. Deniz tutmaması için zencefil getirdim. Biraz da butur otu. Teşekkür ederim. Senden uzaklaşmak hiç istemiyorum. Kul, biliyorsun bir ay göz açıp kapıncaya kadar geçecek. Yolcular kalmasın! Gitmeliyim. Git. Beni bekleyecek misin? Tabii ki. Bana yaz, muhakkak. Tabii. İyi yolculuklar. Havadisleri işittin mi? İşittim. Hüsrev Paşa yerini iyice takip etti. Bu iş bizim için iyi olmayacak. Destur! Sultan Mahmut Han Hazretleri! Hünkârım, Mora'dan havadisler var. Hayrolsun vezirim. Kaptanı Derya, Koca Hüseyin Mehmet Paşa ve Kavalalızade İbrahim Paşa, Mora'da Yunan isyanını bertaraf edip Navarin limanını zapt etmişler. Beklediğim gibi tez zamanda muvaffak oldular. Görüyorsunuz paşalar, Yeniçeri'nin 4 senedir bertaraf edemediği Mora isyanını Kavalalı'nın Frenk usulüyle talim görmüş teşkilatlanmış ordusu 2 ayda bertaraf etti. Sen ne dersin bu hususta Halet Efendi? Hünkârım, vaziyet ortadadır. Devletimizin bekası için Yeniçeri Ocağı'nın asrın usullerine göre talim görmesi icap eder. Dinimizce caiz midir Şeyhülislam Efendi? Caizdir padişahım. Lakin... Sen ne dersin peki? Fettah. Hünkârım, kafir usulü talimler Yeniçeri'yi rahatsız eder. Kafir usulü mü? Hünkârım, ocak kadim ananelerine bağlıdır. Desteğe kurşun atar, keçeye kılıç çalarlar. Onların talimden anladığı budur. Frenk usulü talimler onları huzursuz eder. Yeah.
Yeniçeri girdiği harplerde mağlup olmaktan ve dahi eşkıya gibi ahaliyi haraca kesmekten huzursuz olmaz da, asri kaidelere göre talim yapmak mı huzursuz eder Fettah'a? Haşa hünkârım. Yeniçerinin zatihalinize bağlılıkları herkesçe malumdur. Eşkıyalığa haraç kesmeye gelince, onlar ahalinin dedikodu... Fettah! Sen ne menen bir Yeniçeri ağasısın? Kör müsün, sağır mısın? Bizim gözümüzle gördüğümüze, bizzat şahit olduğumuza sen tevatür dersin. Mahiyetindeki Yeniçeriler, ahalinin boğazındaki lokmayı çalar. Sen bize sadakatten bahsedersin. Bizim hırsızın, uğursuzun sadakatine ihtiyacımız olduğunu zannedersen fena halde yanılırsın Fettah. Biz ettik. Siz etmeyin ağalar. Nereden bilelim karşımızda hünkâr olduğunu? Elimiz taş olaydı da kaldırmayaydık. Acıyın bize, acıyın. Musa'm, biz de emir kuluyuz. O da başımız ister, biz gider nişanı asarız. Hasılatı da ona teslim ederiz. Bizim bir günahımız yok. Kıymayın bizi. Görürsün Musa, aynı lakırdıyı terennüm edip dururlar. Ne yapalım? Alın getirin bakalım şu oda başını. Divana bir çıkaralım. Bakalım o kimlerin adını söyleyecek. Paşalar, bu devran böyle gitmez. Hünkârım, biz sizin saltanatınızın istikbalini düşündüğümüz için endişe ederiz. Maazallah Yeniçeri kazan kaldırırsa... Yeniçeri kazan kaldırırsa ha? Devlet-i Ali Osmaniye'yi ben mi idare ederim? Yoksa bizi her fırsatta isyanla tehdit eden Yeniçeri kulları mı? Estağfurullah hünkârım. Paşalar, efendiler, aklınızı başınıza devşirin. Devir o gavur icadı, bu Frank usulü diye yeniliğe ayak direme devri değildir. Devletin bekası için her ne tedbir gerekirse alınır. Ve kullarım ona biat ederler. Bu böyle biline. Ulan şu işe bak. Kendi söyleyeceğini sana bana söyletti ya. Helal olsun Mahmud'a. Fettah, yalandan kim ölmüş ki senle ben ölelim? Fettah, padişahlar söyler, emreder. Biz de dinler, gereğini yapmayız. Şimdi aradaki fark nerede? Aradaki fark, sultanın gözlerindeki ateşte. Aha buraya yazıyorum. Yarına kalmaz, kapatır ocağı. Hangi güçle? Ahaliden aldığı güçle. Ahali Mahmud'u çok seviyor. O iş o kadar kolay değil. Ahaliyle filan olmaz. Yeniçeri'yi karşısına alan eceliyle çabuk buluşur. Sen hiç merak etme. Ona öyle bir oyun oynayacağım ki... Sen bile şaşırıp kalacaksın. Burası da delinmiş. Gözüm de görmüyor. Yaşlandım tabii. Anuşka, bir bak kızım. Bak lütfen. Hı hı. Sen de haklısın kızım. Sıkıldın tabii. İhtiyar babanın ardını toplamaktan. Tabii babacığım. Ah ya. Perada yangın çıkmış. Buraya da sıçrayabilir. Hı hı. Anya kızım, senin aklın nerelerde? Eyvah, adamın akçesini vermeyi unuttum. Kime? Babacığım, Nikolay'a yetişeyim derken adamın akçesini vermeyi unuttum. Bir dahaki sefere verirsin kızım. Kayıkçı neticede. Her gün iskeletidir. Kayıkçıya da pek benzemiyordu.
İşittiğim sesler dershaneden mi gelir Zahir? Zannımca öyledir hünkâr. Hünkârım. Babacığım. Yakup Ağa. Yakup Ağa. Jean-Marc. Tomarx. Elbanş. Hünkârım. Bugünlük bu kadar kâfi Yakup Ağa. Evlatlarını hasbihal etmek isterim. Emrederseniz hünkârım. Hoppa. Anlatın bakalım. Hep böyle mi geçiyor dersler? Hemen hemen. Kimi zaman bir cümleye başlıyor, lakin ortasına gelince hepten unutuyor. Bazen de uyuklarken koltuğunda hop diye böyle geri düşüyor. Bakıyorum siz de pek memnunsunuz bu durumdan. Kimse bana bir şey söylemedi. Saniye ablam dedi ki prenseslerin okumasına hiç zulüm yokmuş. Abdülhamit. Ablan öyle demek istememiştir aslanım. Kendisi de gayet iyi bilir ki en çok da prenseslerin okuması icap eder. Öyle değil mi Saliha? Tabii babacığım. Anlaşıldı. Bu işe bir hal çaresi bulmak lazım. Hayrettin Ağa, Yakup Ağa iyi bir muallim. Lakin yaşı artık iyice kemale erdi. Hakkınız var hünkârım. Çocukların iyi bir Frenkçe muallimine ihtiyaçları var. Gençten birine. Yakup Ağa'nın vaziyeti ortada. İbrahim Ağa münasiptir zannımca. Hem lisana pek hakim hem de disiplinlidir. Hayrettin Ağa. Ben sana genç derim. Sen bana İbrahim Ağa dersin. Şöyle genç, dirayetli, aynı zamanda ıslahata açık biri. Anna Vasilyeva. Buyurun benim. Sultan Mahmut Han Hazretleri sizi huzurda bekler. Özgür'üm, defaatle sual ediyorum. Acaba neden çağırdılar beni? Gidince hünkârımız kendileri izah ederler. Size bir şey söyledi mi? Sizi saraya götürmemi buyurdular. Başka bir malumatım yoktur. Hiç mi bir şey söylemedi? Defaatle söylediğim gibi, hayır. Hiçbir şey söylemediler. Anladım. Bir kabahat mı işledim acaba? Hasbinallah, benim el vekilime çene varmış. Meryem Ana, kurtar beni, kurtar beni.
hünkârımı sual etmeden hiçbir şey söylemeyeceksin. Sual etmeden hiçbir şey söylemeyeceğim. Yüzüne bakmadan yanına yaklaşıp eteğini öpeceksin. Yüzüne bakmayacağım. Eteğini öpeceğim. Hilde, yüzüne bakmadan nerede oturur, nasıl bileceğim? İçeri girince anlarsın. Nasıl? Pek hiddetli bugün. Çağırdığınız Muallime Hatun geldi hünkârım. Âlâ. Gelsin. Düz yürü hatun, düz yürü. Kusur etmiyorsun. Kayıkçı. Kayıkçı ya. Düşündüğün kadar şişman ve yaşlı mıymış? Yok. Maşallahınız var. Yani sıhhat babında. Ben dün neler dedim? Bayağı bir birikmiş hünkâra diyeceklerim. Lakin siz vesile oldunuz konuşmama. Herhalde canımı alacaksınız dediklerim için. Lakin yanlış bir şey demedim. Ya. Evet. Şerifli bir insan kelaminin arkasında durmalıyım. Ben de öyle düşünürüm. Ne? Bana ceza vermeyecek misiniz? Bilakis. Senin evlatlarıma Frenkçe öğretmeni istiyorum. Ben mi? Evet. Lakin niye ben? İcap eden tahkikatı yaptırdın. Hem pek bir iyi tahsil görmüşsün. Hem de pek çok memlekette bulunmuşsun. Ayrıca hatundan muallim olur diyen sen değil miydin? Evet, bendim. İyi ya. O vakit ben de tecrübe etmeye karar verdim. Bakalım hatundan muallime olur mu? Hem de en arası olur. Tamam o zaman. Kayıkta benle çene yarıştırdığın kadar çocuklarla da başa çıkabilirsen ne hala? Pek tabii çıkarayım. Hizmetinin karşılığı sana fazlasıyla verilecek. Lakin tek bir şartım var. Bu zaman zarfı içinde haremde kalacaksın. Gerçi bu şarttan ziyade vazifenin icabı. Harem değil mi? Olmaz. Ne demek olmaz? Haremde kalamam hünkârım. Ben köle değilim. Köle mi? Anlaşılan beni yanlış tanıdığın kadar haremi de yanlış bellemişsin. Fikirlerin zamanla değişecektir, merak etme. Teklifiniz için mi düşünüyorum? Lakin haremde kalamam ben. Anla hatun. Seni buraya şartları müzakere etmeye çağırmadım. Yarın sabah saray arabası seni almaya gelecek. Ama hünkârım. Çekilebilirsin. Tanrıyım Allah, ne işin var senin saray arabasında? Bir düşünsene. Resmi görevim haremde kalmakmış. Dur biraz tatlım. Hiçbir şey anlamadım. Az önce sarayda evim. Padişah çocuklarına Frenkçe öğretmeni arıyor.
Ve bu işi bana bir Rus'a teklif etmek aklına gelmişim. Bir de haremde kalacakmışım. Sultanın kendisi seni haremine alıyor yani, öyle mi? Ne demek alıyor? Kendini ne zannediyor? Ben Rus vatandaşıyım. Anlatsana, o nasıldı? Ne nasıldı? Ne değil, kim? Sultan tabii ki. Beni duymadın mı sen? Yakışıklı. Hatta çok. Ama şu anda mevzu bu değil. Tatlım, mutluluk kapını çaldı ve sen bunun farkında değilsin. Oh, ne biçim mutluluk. Asla haremde yaşamayacağım. Asla. Ekser yalnız bakıyorlar. Gidelim, zaten geç kaldım. Bana hemen Mademoiselle Nadia'yı çağırın lütfen. Ortanın oda başı sen misin? Benim hükârım. Bu ne kepazelik böyle? Adamların kahvelere balta asıp araç keserler. Karşı çıkana birlik olup saldırmaya kalkarlar. Haşa hükârım. Biz ahaliye hizmetle mükellefiz. Ne menen bir hizmet bu ağa? Hükârım, esnaf himaye ister. Malumunuz, hırsızı var, uğursuzu var, eşkıyası var. Resenden hala eşkıya mı olur? Bir de utanmadan suçunu itiraf edersin. Atın bunu zindana. Cezası neyse çekecek. Günah işin, affedin hükârım. Biz ettik, siz etmeyin. Affedin ne olur. Günü kadın üstü hakkını Allah versin. Yıkıl melun. Hükârım bırakın. Affedin. Ne olur affedin. Affedin. Görüyor musun Musa? Kafirle harp edeceğimiz yerde içimizdeki hainlerle cebelleşir dururuz. Görürüm hükârım. Hem içeride hem de dışarıda hasmımız çok. Gözünüzü dört açın. Evet, 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 evet. Demek Frenkçeyi öğretmek için. Anna öyle dedi. Çocuklarına ders vermesini istemiş. Ben daha iyisini düşünemezdim. Lakin teklifini kabul etmemiş. Sorun değil. Edecek. Rusya'nın menfaatleri için etmek zorunda. Bu konuda onu ikna etmek o kadar da kolay olmayacak efendim. Hiçbir şey kolay değildir. Zekamız bunun için var. Zor meseleleri çözmek için. Zahir. Buyurun hünkârım. Bugün muallime saraydan ayrıldıktan sonra sana bir şey söyledi mi? Affınıza sığınarak söylüyorum hünkârım. Ben o haremde yaşamam deyip durdu. Evlatlarımın iyi bir muallimeye ihtiyacı var. Umalım ki teklifimizi kabul etsin. Zat-ı şanelerinin iradesine karşı gelmek kimin haddini hünkârım? Lütfettiniz, araba göndereceğim dediniz. Elbette binip gelecek. Kabul etsin istediğimizden dedik biz onu. İlim akıl işidir, lakin ilim öğretmek gönül işi. Bilmez miyiz zorla güzellik olmasın? Sen şimdi keşke kabul etmese dersin, bilirim. Estağfurullah hünkârım. Sizin iradenize karşı gelmek benim... Bunca cephede, onca cahil adamla uğraşırken bir hatun muallimemiz eksikti diyorsun sarayda. Hünkârım. Rus hatunu bir muallimeyi saraya soktum diye bize hücum edeceklerini düşünürsün. Etmezler mi hünkârım? Etsinler. Etsinler bakalım. Lakin sakın unutma. Değişmek de, değiştirmek de... bedel ödemeyi göze alamayanların yapabileceği bir şey değil. Babacığım, ben geldim. Bugün başına ne... Ekselans? Ah, sizin burada. Ne işiniz var? Annuşka, misafirleri böyle mi karşılıyorsun? Lütfen kusura bakmayın, hiç beklemiyordum. Ama babam nerede? Ona bir şey mi oldu? Babanız gayet iyi. Görevi uzamış, birazdan evde olur. Ben sizinle konuşmaya geldim. Sizinle. Anna Petrovna. Lütfen oturur musunuz?
Anna Petrovna. Rusya'yı seviyor musunuz? Tabii ki. Tüm ruhumla. O halde ispatlama vakti. Sultanın teklifini kabul etmelisiniz. Nereden öğrendiniz? Bu mühim değil. Padişahın itimadını kazanmanızı istiyorum. Ama... Anna Petrovna, bunu benim için değil, Rusya için yapacaksınız. Ama Excellans, neden bahsediyorsunuz? Bir muallimeden. Kimse şüphe etmez diyorum. Hem de hünkârın hususi davet ettiği. Sultanın teklifini kabul edeceksin Anna. Ve sarayda işittiğin, gördüğün her şeyi gelip bana vakit kaybetmeden bir bir anlatacaksın. Muhbirlik yapmamamı istiyorsunuz. Gel. Hünkârım. Bazen şu elinizdeki kağıdın yerinde olmayı arzu ederim. Nedenmiş o? Sanki ruhunuzu, kalbinizi kağıda işlersiniz. Kıskanmamak kabil değil. O vakit biraz daha kıskanacaksın. Zira işim henüz bitmedi. Bana döneceğinizi bileyim yeter. Sizi şuracıkta bir ömür beklerim. Bunu yapabilirsin Anna. Nasıl yani? Anna Petrovna, yaparsın. Bir de asla kimseye bundan bahsetmeyin. Özellikle de yakınlarınıza. Hayatlarını tehlikeye atmaya gerek yok Anna. Yok, affedersiniz ama yapamam. Anna Petrovna... Korkarım ki bu konuda seçme şansın yok. Neden seçme şansım yok? Teklifinizi kabul etmiyorum, bu kadar. Lütfen gitmenizi rica ediyorum. Sen beni yanlış anladın. Sana bir şey teklif etmiyorum. Yarın saray arabası geldiğinde sultana gideceksin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa inadının bedelini senin babacığın ödemek zorunda kalacak tam anlamıyla. Nasıl yani? Eğer bunu reddedersen... Bak zarif parça, tanıyor musun? Sanırım bu babanın. Hayır, yapamazsınız. İstersen deneyelim. Hiç tavsiye etmiyorum. Unutma. Olaya kaza süsü verilecek. Dikkatsizlik sonucunda ölüm. Acılı kızına da hiç kimse inanmaz. Kaçmaya ya da birilerinden yardım istemeye çalışma. Yoksa... Annuşka, kızım, ben geldim. Seçim senin. Kızım. Pyotr Ivanoviç, değerlim. Biz de sizden bahsediyorduk. Excellence, hoş geldiniz. Ziyaretinizi neye borçluyum? Geçiyordum, bir uğrayayım diye düşündüm. Yokluğunuzda Anna Petrovna ile güzel bir sohbet ettik. Annuşka bir şeyler ikram etti. Benim için mi? Teşekkürler, zahmet etmeyin. Ama başka bir zaman... Yok. En azından bir şeyler içelim. Bir zamanlar ateşim, siz Paris'te görevliyken bana meyveli ikram etmiştiniz. Bayılmıştım ben ona. Doğru.
Hatırlıyorum. Ondan sonra hiç böylesini tatmadım. Geçenlerde ise Fransız restoranında gördüm. Sanmıyorum şişe aldım. Bayılacaksınız. İsterseniz size bir şişe veririm. Tamam. Hazır. Kabul ediyorum. Tatlım. Neyi kabul ediyorsun? Hikayesi ilgisini çekmiş ve o da tadına bakmak istemiş. Gerçekten mi? Sen hiç kullanmazdın. Çok şaşırdım. Sanırım Anna Petrovna'nın kutlayacak meseleleri var. Neymiş Annuşka kutlanacak mesele? Hatırımda değil. Muhteşem. Fevkalade. Benimkinden de güzel. Siz baba kız sohbete devam edin. Ben de artık gideyim. İşler bekler. Anna Petrovna. Pyotr Ivanoviç. Evet, ben sizi uğurlayayım. Annuşka. Ekselansları. Tekrar beklerim. Mutlaka geleceğim. İyi geceler. İyi geceler. Baba. Konuşmamız gerek. Ya, ya Nikolay. Kızım, yakında nikahınız olacaktı. Kararım katı. Ben her şeyi göze aldım. Biliyorum ona... Büyük bir aşkla bağlı değilsin. Belki de saraya bu izdivaçtan kaçmak için gidiyorsun. Onu tahmin edebiliyorum. Hayır baba, sebebi Nikola değil. Ben gerçekten saraya gitmek istiyorum. Hem de çok. Kararın buysa... ...o zaman... ...saadetin her şeyden mühim. Seni çok özleyeceğim. Fakat böyle mesut olacaksan bana yanında olmak düşer. Hünkârım. Kadı Salih Efendi hükmünü, Şeyhülislam Efendi de fetvayı verdi. 52. ortanın oda başısı Hasan Ağa'nın kellesi ikindi namazına mütakip alınacak. Âlâ. Herkes bilmelidir ki benim tahtımda hiçbir suç cezasız kalmaz. Hakkı haliniz var hünkârım. Kellesi orta meydanında teşhir edilsin. Yaftası asılsın. İbret-i alem olsun. Baş üstüne hünkârım. Hünkârım, garptan çağırdığınız Namık Paşa huzurunuza kabul için izin ister. Söyleyin as bahçeye alsınlar. Musa, kılıcını almasınlar. Kızım, beni habersiz bırakma lütfen. Olur mu? Tabii. Her fırsatı ziyarete geleceğim. Babacığım, sizden bir ricam olacak. Bu mektubu Nikola'ya yollar mısınız? Elbette yollarım. Meleğim, bu meseleyi hiç merak etme. İşte burada... Sizin için kırdile bağladım. Boyunuza takarsınız diye. Benim aklımdaydı. Sen ne vakit düşündün? Annuşka. Seni özleyeceğim kızım. Babacığım.
Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hazırsanız. Hazırım. Gidelim. Sevgili Nikolay, anlamanı beklemiyorum. Benim için de ani oldu. Lakin hislerimin değiştiğini fark ettim. Zannımca henüz bu nikah için hazır değilim. Seni sükutu hale uğrattığım için üzgünüm. Ayrılmamız ikimiz için de en hayırlısı olacaktır. Sana ömrünün geri kalanında saadetler diliyorum. Elveda. Ana. Ya Rabbi, bu ne güzellik böyle. Ben de kara kuru bir şey sandım da muallime deyince. Neyse ne işte. Korkma hatun. Adam yemiyoruz biz haremde. Ha, şöyle bir tebessüm et bakalım. Amber benim adım. Amber Ağa derler. Sarayda benden habersiz kuş uçmaz. Ben de anne memnun oldum. Senin de acayip kıyafetlerin var böyle. Ve Sübhanallah, o ne öyle? Güvercin mi yuvaladı kafana? Bir tüylü şapkamız eksikti haremde. Neyse, hadi bakalım güvercin. Düş peşime. Namık Paşa, nihayet gelebildin. Hünkârım. Bak güvercin, buraya harem diyoruz. Bir nevi mektep yani. Senin gittiğin mekteplere benzemez lakin. Kendine az usulü vardır, erkanı vardır. Lütufları olduğu kadar külfetleri de vardır, yasakları da vardır. Misal. Burası yasak. Hı. Yasak. Burası da aman daha da yasak. Yasak. Burası neresi? Sesler geliyor. Sultanımız sefir hanımlarını ağırlıyor. Yürü yürü, ilk günden başına bela alma. Şurası da hünkârımızın odası. Ha. Orası zinhar yasak. Yer birbirine benziyor. Nasıl tutacağım bunları aklımda? Alışırsın.
seni galiba ilmi siyaseti tahsile gönderdik. Sen hatunların peşinde koşarmışsın. İftiradır hünkârım. Deliller ve şahitler var Namık Paşa. İnkar etme. Düzmecedir hünkârım. Kalbini çaldığın hatunlar İstanbul kapılarına dayanmışlar. Onlar hünkârımız için kapılara dayanmıştır. Şehzadeliğinizde de kılıcı çok iyi kullanırdınız. Hala çok iyisiniz. Eskiden de sözün kılıç gibiydi. Hala iyisin paşa. Hoş geldin. Burası cariyeler taşlığı. Haremin kalbi burada atar. Biz burada hünkârımızı ağırlarız, sultanlarımızı ağırlarız, ziyafetler veririz. Cevaz Hatun. Bir sakar güvercin eksikti haremde. Hadi, hadi, hadi bakın siz, hadi. Burada da cariyeler kalır. Dikiş, nakış, bilumum sanatlar öğrenirler. Bu da Cevrik Alfa. Düzgün dur. İlk günden gözüne batma. Hayrola Ambera? Bu hatun kim? Anna Hatun. Sarayımıza yeni gelen muallime. Muallime ha? Niye? Saraydaki muallimlere kıran mı girmiş? Bilemiyorum. Hünkâr'a sorarsınız artık onu. Yoruldum. Odam nerede? Eyvah! Asabiyet tuttu gene. Su koşturun kızlar. Göstereyim ben sana odanı. Şuradaki döşeyi görüyor musun? Evet. İşte odan orası. Yok daha neler. Burada mı kalacağım? Yok. Sana Çinci Köşk'ü hazırlattım. Oraya gideceksin. Oh. Çok şükür. Burada kalacağım Zeynep bir an. Burada kalacaksın tabii şaşkın. Nasıl olur? Ben cariye değilim. Muallimeyim. Ayrı bir odam olmalı. Bu hareme giren herkes aynı muameleyi görür. Bihasta da senin gibi dili pabuç kadar olanlar. Oda falan yok. İster döşeğin üzerinde uyursun, istersen mermerin. Paşa gönlün bilir. Derhal hünkârı görmek istiyorum. Hı hı. Söylerim. Ay yarabbim. Cevrik Alfa, bu hatunu hünkârımız hususi olarak davet etmiş saraya. Taşlıkta yattığını öğrenirse halimiz nice olur? Hiç konuşma Ambera. Muallime falan bilmem ben. Bu hareme gelen her hatunun önce burnu sürtecek. Yoksa ben bir haremde olsa hatunla nasıl başa çıkarım? Vallahi senden korkulur Cevrik Alfa. Sen daha dur. Onunla dersim bitmedi benim.
Demek burada kalamazsın ha? Tabii canım. O koskoca bir muallime. Burada kalırsa incileri dökülür. Şuna bak, bu güvercin pek de süslüymüş. Kafasına da tüy takmış. Ver şapkamı. Ver kapatın. Baksın. Canım Latife ediyoruz, ne var? Yapmayın. Ne oluyor burada? Gene toplanmışsınız vır vır. Hadi iyisinize hadi. Beni garba yollayıp unuttunuz sandım Hünkar. Unutmadım Namık. Sadece doğru vaktin gelmesini bekledim. Vakit bu vakittir. Dem bu demdir. Ne zorları varsa bende. Sağ olun. Lakin ben göstereceğim onlara. Kızlarla baş etmek zordur. Zamanla alışırız. Ayperi benim adım. Anne. Cevri Kalfa'nın gazabına uğradın ilk günden. Onunla iyi geçinmeye bak. Haremdeki en güçlü hatundur o. Her şey ondan sorulur. Ne? Hünkârımızın gözünde de yere ayrıdır Cevri Kalfa'nın. Öyle mi? Sebep? Hünkârımız tahta çıktığı gün az daha cellatların eline düşüyormuş. Cevri Kalfa mangaldan aldığı közleri üstlerine savurup dama kaçırmış hünkârımıza. Ondan mı eldivini takar Kalfa? Öyle ya. Hünkârımız da bu sebeple pek önemser Kalfa'yı. Şu hünkârı bir ben göremedim. Bir yolu bulsam, bilse geldi mi? Bari geldiğimi bilsin. Hasbinallah. Yürü hatun, yürü. Az firar etmedik bu bahçede, hatırlar mısın? Bir gün şu aşağıdaki kuyuya saklanmıştık da... rahmetli amcazadem Sultan Selim Han dahil... bütün bir gün bizi aramışlardı. Bulduklarında nasıl da korkmuştum cezada. Lakin hünkârımız beni pek sever. Enderun'daki diğerlerinden ayrı tutardı. Sizinle aynı cezayı vermişti bana. Ceza dediğin de üç kitabı okuyup hülasasını yazmaktı. Verdiği ceza bile bilgeceydi. Çok özlüyorum onu Namık. Ben de hünkârım. O büyük hünkârım. İsmi gibi Selim padişahı katletti kendini Yeniçeri diyen eşkıya sürüsü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Amin. Amin. Lakin en çok da Yüce Rabbim eşkıyalardan onun hesabını sormayı ve açtığı teceddüt yolunu tamamlamayı nasip eylesin. Hünkârım, beni geri çağırdığınıza göre vakit gelmiş midir? Gelmiştir Namık. Hazır mısın? Hazırım. Garbı karış karış dolaştım. Beni garba yollarken tembihlediğiniz her şeyi öğrendim. İlmini, siyasi teşkilatlarını, ordu nizamlarını bir güzel belledim. Âlâ. Aklınızda bir şey mi var hünkârım? Var Namık. Var.
Bu Yeniçeri denen güruhu toptan kaldıracağım. Ocağı ilk fırsatta kapatacağım. Vakit doğru vakit midir hünkârım? Sen ne dersin? Ben daha henüz geldim. Bu sualeye doğru cevap vermem için çok erken. Lakin hangi padişah ocakla uğraştıysa akıbeti... Ölüm oldu. Malumundur. Lakin ölümden korkup bu çapulcu sürüsüne devleti bırakacak değilim. Lakin kuvvet toplamamız lazım. Bizim düşmanlarımıza karşı olan kuvvetimiz, milletimizin bize olan sevgisidir. Yine de tedbiri... Yeniçeriyle uzlaşılmaz Namık Paşa. Onları taviz vererek durduramayız. Merhum amcazaden bunlar varken Nizami Cedid'i kurmaya teşebbüs etti. Netice malum. Nizami orduyu kurmamıza zinhar fırsat vermez bu melunlar. Haklısınız hünkârım. Nedir benden istediğiniz? Senden istediğim bu zorlu vazifede Allah'ın izniyle her daim benim yanımda olmandır. Nizami orduyla alakalı öğrendiğin her şeyi bana da anlatacaksın. Gözüm, kulağım, gölgem olacaksın. Sır katibim yapacağım seni. Hünkârım. Size sadakatim de hürmetim de ebedidir. Öl deseniz öleceğimi bilmenizi isterim. Bilirim. İşte bu yüzden seni seçtim zaten. Şimdi ilk işim divanda her fırsatta bu Yeniçeri denen güruhu öne sürerek ıslahatlarına muhalif olanları tek tek azletmek. Sultan Mahmud Han Hazretleri fermanıdır. Yeniçeriye balta asmak, ahaliden buna mukabil akçe almak zinhar yasaktır. Her kim ki buna cüret eder, cezası ölümdür. Böyle biline. Hasan Ağa'yı katletmişler. Hepimizin kellesi tehlikede. Olur mu böyle şahlan? Susup oturacak mıyız? Ha? Mahmud Efendi. Hadi ye biraz. Bak bitiyor yemekler, aç kalacaksın. İstemem. Kendilerine olsun yemekleri. Bakın, ben muallimeyim. Neden alamıyorsunuz ha? Bırakın da hünkârla görüşeyim. Amber Ağa, buna güvercin demekle hata mı ettin? Acaba papağan mı deseydin? Bu aynı lakırdığı terennüm edip duruyor. Niye yemiyorsun güvercin? Yoksa sana kuş yemi mi getirsek? Ha ha ha, pek gülünç. Hayırdır Amber Ağa, pek bir neşelisiniz bu akşam. Gülüşmeler odama kadar geliyor. Hareme yeni bir muallime geldi de pek de hırçın bir şey. Kızlar ona gülüşüyor. Kim bu hatun Cevri Kalfa? Adı Anna'ymış. Hünkârımız muallim olarak almış. Sarayda muallime ha? Duyunca ben de şaşırdım sultanım. Bir muallime için pek de tazeymiş. Ne kadar güzel bu kadın. Kim bu kadın haberim? Habire bana bakıyor. Hoşyar sultandır kendileri. Hünkârımızın gözdesi, şehzadesinin validesi. Gösterişli hatunmuş. Hünkârımızın yanına gidiyor. Gösterişi ondan. O ne demek? Hünkârımızın yanına gidiyor. Anla yani.
kala. Kimi cini isterse onu alır kuyununa ha? Tas tamam öyle. Ne sanıyor kendini bu adam? Bütün cihanın hükümdarısınız. Her şeyin en iyisini, en alasını bilirsiniz elbet. Lakin nereden çıktı bu malime fikri? Geldi demek. Huzura gelirken gördüm. Pek şaşkın, pek sarsak bir şey. Herkes onunla alay ediyordu. Daha hatunlara sözünü geçiremeyen çocuklara nasıl geçirir bilmem. Alışır. Merak etme sen. Hem sen Abdülhamit'in iyi bir tedrisattan geçmesini, lisan öğrenmesini istemez misin? İsterim elbet. İyi ya. O vakit bırakalım muallime işini, bildiği gibi yapsın. Siz hatundan muallime olur diyorsanız hünkârım, bize de yardımcı olmak düşer. Siz hiç merak buyurmayın. Ben muallimenin alışması için bizzat alakadar olacağım. Hala. Düştün şu hale bak. Tanrım bana niye bu cezayı verdi? Toparlayın döşekleri hadi. Hadi dedim. Acele edin. Kaldır davatlarınızı. Bıraksam akşama kadar uyuyacaksınız. Eyvallahım olsun. Bu şaşkın hala uyuyor. Dur Anvera dur. Ben onun icabına bakarım. Hah şimdi yandın güvercin. Pek kıymetli muallime hazretleri uyanmak isterler mi acaba? Babacığım. Çok yorgun ama biraz vakit ver. Sen dur, ben yapacağımı bilirim. Bir güller, bir de hatunlar sulandıkça taze kalır. Ne oluyor? Uyanmadın, ne yapalım? Mecbur kaldık. Nasıl yaparsın bunu? Bu ne cüret? Hünkâr'a hepsini söyleyeceğim. Ben de onu söylemek için geldim de. Hünkârımız huzura bekler. Bir an evvel hazırlan güvercin. Hazırlanacağım evet. Huzura bir çıkayım. Ona diyeceklerimi biliyorum. Ayanlara mektuplarım yollansın Musa. Bizzat takipçisi ol. Emredersiniz hünkârım. Söyle Zahir. Hünkârım, muallime hatun huzura çıkmak için izin isterler. Gelsin bakalım. Yavaş hatun, önce başı. Hoş
geldin. Hiç hoş bulmadım Rekin. Geldiğimden beri huzura girmek için bekler dururum. Ne onda verdiler, ne rahat bir döşek. Bütün gece uykum girmedi gözüme. Peki sabah neyle uyandım? Bir sürahi dolusu suyla. Teklifimi kabul edip gelmene pek memnun oldum. Eğer burayı hanen, burada yaşayanları da ailen gibi görürsen çabuk alışırsın. Aile mi? Siz beni işitmiyor musunuz? Hı? Üzerime su döktüler diyorum. Su. Su. Gayet iyi işliyorum. Anlaşılan o ki gelir gelmez Cevri Kalfa'nın tedrisatından geçmişsin. Lakin biraz ağır olmuş. Cevri Kalfa, sen de keşke bu kadar üzerine varmasaydın muallimimizin. Bak ağladı ağlayacak. Ağladım yok. Lakin böyle karşılanmayı da beklemiyordum. Daha haremdeki cariyelerle başa çıkamıyorsan evlatlarımı nasıl idare edeceksin bilmem. Benim kayıkta gördüğüm hatun cihan hükümdarına kafa tutacak kadar cesur da oysa. Merak buyurmayın. Çocuklar konusunda kendimi itimadım tam. Haremdekilere de alışacağım elbet. Hünkârım, bize yanlış malumat verildi herhalde. Niyetimiz muallimeyi üzmek değildi. Öyle olsun bakalım. Sen şimdi muallimemizi al, güzel, manzaralı bir odaya yerleştir. Yanına da bir yardımcı cariye verirsin. Emredersiniz hünkârım. Ha şöyle, tebessüm et biraz. Ben burada misafirlerim rahat etsin, mesut olsunlar isterim. Şimdi dairene git ve istirahat et. Öğleden sonra seni evlatlarımla bizzat kendim tanıştıracağım. Hı. Çekilebilirsin. Hünkârım. Gel Esma. Biz de seni bekliyorduk. Sultanım. Buyurun sultanım. Havadisler sende Halet Efendi. Anlat. Sarayda neler oluyor? Kardeşim Mahmut Han Hazretleri nasıllar? Afiyetteler sultanım. Lakin zannımca Yeniçeri ile ilgili bazı tasavvurları var hünkârımızın. Rahmetli amcazadesi gibi hizaya sokmaya niyetlendi Yeniçerileri. Hatta bugün bir Yeniçeri ağasının kellesi vuruldu. Sebep? Balta asıp haraç kesmekten. Hünkârımız bu vesileyle halktan haraç toplamayı zinhar yasakladığını bir fermanla ilan etmiş oldu Yeniçerilere. Ya. Yeniçeri ne der bu vaziyette? Siz de takdir edersiniz ki hiç memnun değiller. Fettah ağayı zor zapt etmekteyim. Şu anda bir kıvılcım yeter onları ateşlemeye. Âlâ. Oğlumun canını aldı. Elbet onun da canını alacaklar. Bu işi başkalarına bırakmayacağıma emin olabilirsin Valide. Demek senelerdir beklediğimiz vakit geldi Halet Efendi. Kardeşim Mustafa'ya yaptıklarını misliyle ödeteceğim ona. Çok yakında Mahmut tahttan inecek. Dede. Dede. Gel. Bak. Boğaz, martılar, kız kulesi bile görünüyor. Pekala. Manzara nihayetin erdiyse, martılar da tamamsa artık inşallah memnunsunuzdur muallime hatun. Size layık olabildiysek işimize gücümüze bakacağız izninizle. İzin senindir Cevri Kalfa. Çekilebilirsin. Ha, bir ihtiyacım olursa
Söylerim. Aklını başına topla. Yoksa benden çekeceğin var Muallime Hatun. İlk günden bir düşman edindin kendine, kutlarım. Tez zamanda iki defa hıçkırtmaya muvaffak oldun Kalfa'yı. Evvela o benimle uğraştı. Lakin dur sen. Hepsi bana sevgi gösterecek. Bugün çocuklarla tanışacaksın. Heyecanlı mısın? Yok, çocuklar beni hep sevmiştir. Bu muallime mevzu fena oldu. Yakup Ağa'yla keyfimiz yerindeydi. Hem de nasıl? Belki de iyi bir muallimedir. Öyleyse daha fena ya. Vazife verir durur. Neyse, bizim bu hatunu bir an önce def etmemiz lazım. Lakin ne yapacağız ki? Hünkârımız da bizimle dershanede olacak. Babam elbet çıkacak. Konuştuğumuz gibi Halit Efendi. Gerekli adımları atmaya başla. Siz orasını merak etmeyin sultanım. Her şey tasavvur ettiğiniz gibi olacak. Lakin pek dikkatli olmamız lazım. Mahmut zeki bir adamdır. Eminim onun da kafasında bir sürü planlar dolanıyor. Tetikte olmalıyız. Merak buyurmayın. Nasılsa her daim hünkârın yanındayım. Attığı her adımdan haberim oluyor. Fakat şu Namık Paşa'nın girişi iyi olmadı. Namık Paşa mı? Çocukluğundan beri yanında olan biriymiş. Gard'dan çağırtmış hünkâr. Duyduğuma göre sır katibi yapmak istiyormuş. Siz bu Namık Paşa'yı tanır mısınız? Evet. Tanırım biraz. Anlarız yakından Emenen biri olduğunu. Şu vakitten sonra kimsenin yolumuza taş koymasına müsaade etmem. Gönlünüzü ferah tutun sultanım. Hayırlı günler. Demek döndün ha. Reyhan Kalfa. Söyle arabamı hazır etsinler. Kardeşimizi bir ziyarete gidelim. Baş üstüne sultanım. Kızım Saliha. O doğduğunda kendim çocuk yaştaydım. Pek güzelmiş. Güzelliğine olduğu kadar derslerine de düşkün olur inşallah. Yeğenim Gülfidan. Pek kıymetlidir, emanettir bana. Saliha'dan ayırmam onu. Hatta meraklıdır kendisi. Lakin sesini pek az işitiriz. Umumiyetle hayal aleminde. Abdülmecit'le nasıl başa çıkacaksın bilmem. Her mevzuya meraklıdır. Bilhassa musikide hünerlidir. Lakin bu aralar biraz keyifsiz. Validesi hayli vakittir Edirne'de. Pek dönecek gibi de değil. En küçükleri Abdülhamit. Hayır, büyüdüm ben artık. Hoppa! Büyüdün tabii aslanım. Ne yalan söyleyeyim, biraz şaşırdım. Evlatlarınızla pek alakadarsınız. Neden şaşırdın? Bir tek siz garplılar mı kıymet verirsiniz evlatlarınıza? Öyle demek istemedim. Hoppa! Hepsi benim kanım canımdır. Hadi bakalım, bu kadar gevezelik yetişir. Derse başlama vakti. Oturabilirsiniz. Benim adım Anna Petrovna. Evvela Frank Lisa'nın esas kaideleriyle başlayacağız. Tamam. O vakit kendi adımı yazarak başlayayım. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Anna. Başta Latin harfleri zorlayabilir sizi. Lakin zamanla alışırsınız. Daha evvel Latin harfleri gördünüz mü? Tamam.
bir tipim var. Hayırdır güvercin, ne baktın? Çocuklar yok. Arkama bir döndüm ki hepsi toz olmuş. Onları bu havada dershanede tutamazsın. Az önce gördüm, bahçeye çıkıyorlardı. Bahçeye demek. Bu şaşkın bu haliyle muallimelik yapacak ha. Eyvahlarım olsun. Yıkılacağız Deniz, koş. Yıkılacağız. Olmaz çocuklar. Hadi dershaneye. Çabuk çabuk. Güvercin sesimi duyuyor. Şimdi görürsün sen. Ben de oynayacağım. Abdülhamit dur. Abdülhamit. Yakalayamayacak bizi. Kaçın Sunami. Dur, sonra birlikte oynarız. Hadi dershaneye. Bekleyin beni de. Salih hadi sen bari sözünü dinle. Sen zannımca anlamadın. Biz seninle ders işlemek istemiyoruz ki. Bir an önce fesedip gitsen iyi olur. Sizi böyle gülümseten nedir hünkârım? Oo, hoş geldin hemşire. Yeni muallimenin haline bakıyordum. Çocuklar ilk günden peşlerinde koşturuyorlar hatun. Hatırlar mısınız? Biz de oynardık bir vakitler böyle. Siz, ben, Namık. Abi Mustafa. Oynardık ya. Namık hep mızıkçılık yapardı lakin. Sahi Namık Paşa dönmüş diye duydum. Sır katibiniz olacakmış. İnsaf yahu Esma. Daha divanda ilan etmeden senin kulağına gelmiş. İyi ki erkek değilsin. Yoksa seninle başa çıkmak çok zor olurdu. Hünkârım, erkek olsam da size sadakatim aynı şimdiki gibi olurdu. Zinhar daha fazlasını ummayasın ha. Hünkâr yüzünden bütün musluklar teker teker kesildi. Öyle haraç kesmek, balta asmak kellenin gitmesine sebep. Malumundur. Malumumdur. Bilirim. Bilip de ne yaparsın peki ha? Ha? Düşündüğünün fazlasını. Bana bak Halet Efendi. Sen düşünürken Yeniçeri'nin ayaklarının altına ağalarının kellesi atılıyor. Anladın mı? Kazan fokur fokur kaynamakta. Bilesin. Bırak kaynasın Fedda. Hem de öyle bir kaynasın ki vakti geldiğinde önünde ne varsa yıkıp götürsün hepsini. Önce bizim başımız yanmasın da. Burnuma kötü kokular geliyor. Hünkâr bir şeyler kuruyor. Yarınki divan hiç hayrımız olmayacak. Sen merak etme Fedda. Hünkârın varsa bir tasavvuru, elbet bizim de vardır bir tedbirimiz. Merak etme sen. Hala sarayda kalmamakta ısrarcı mısın? Sayenizde sahil sarayında rahatımız yerinde. Bir de burada biz yük olmayalım size. O nasıl lakırdı öyle? Burası senin de hanen sayılır. Seni sarayda daha sık görmek isterim Esma. Biz de sizi sahil sarayında ağırlamaktan şeref duyarız hünkârım. İnşallah geleceğim. Şeref verirsiniz. Namık Paşa neredeymiş? Bir malumat alabildin mi? Saraydan yeni ayrılmış. Lakin bu akşam Peri'deki bir temsile katılacakmış. Ya. O vakit ben de temsile gidiyorum. Sultanım. Bir hanedan mensubu temsilde. Ben herhangi bir hanedan mensubu değilim Reyhan. Ben Esma Sultan. Alışsınlar.
Zahir! Buyurun hünkârım. Muallimeye haber edin. Akşama odama gelsin. Anlamadım hünkârım. Ne demek anlamadım? Yani buraya mı? Hayır. Has odaya. Emredersiniz hünkârım. Ben de seni arıyordum Amber'a. Hayırdır? Hünkârımız Muallime Hatun'u akşam has odaya bekler. Anna Hatun'u. Başka muallime mi var Amber? Herhalde Anna Hatun'u. Ne yapacakmış bilir misin? Bilirim. Bilirim bilirim. Akşam oturduk konuştuk hünkârla. Dedim sen hayırdır? Neden çağırıyorsun Anna Hatun'u? Tövbe tövbe sormadım herhalde. Akşam has odaya bekliyor o kadar. Vay vay. Güvercine bak sen. Öylesine yere bakan yürek yakan derler. Saraya muallime olarak bir casus sokmak ha? Becerebilecek mi dersin? Kanaatimce becerecektir. Anna'yı bir vakit kendi haline bırakacağım. Saraya alışsın önce. Hatta itimatlarını kazansın. Sonra elbet arzu ettiğimiz şekilde kullanacağız. Güzel. Mahmut mevzunu da düşündüm. Haklısın. Fazla dişli. Lakin yerine geçecek kişiyi düşünmeden ona hamle etmek hata olur. Peki aklında biri var mı? Bu gece pek hoş Esma Sultan. Yoksa bana mı öyle geliyor Jean-Pierre? Hem de Osmanlı'da. İnanılmazsın François. Pardon. Sultanım. Şeref verdiniz. Ümit ederim ki temsili beğenmişsinizdir. Pek hoş. Pek keyifliydi. Teşrif edeceğinizi bilseydik salonu yalnız size tahsis ederdik. Lüzum yok. Böylesi de keyifliydi. Hayırlı akşamlar. Sultanım. Bıraktığımdan çok daha güzelsin Susan. Namık Paşa. Sultanım. Seneler sonra sizi gördüğümde tanıyamam sanıyordum. Lakin zaman sizi daha da güzelleştirmiş. Sizin için aynını söyleyemeyeceğim Namık Paşa. Zira seneler sizi hayli yıpratmış. Garptaki altınlarla münasebetlerinizi buradan bile işittik. Şüphesiz bu mesai sizi hayli yormuş. Hayırdır kıskandınız mı sultanım? İnsan kıymet verdiğini kıskanır Namık Paşa. Benim yüreğimde ise size dair hiçbir iz kalmadı. İnanayım mı bu sözlüğe? İnanın Namık Paşa. Siz vaktiyle beni değil hünkâra sadakati seçtiniz. Dostluk sınavından layıkıyla geçtiniz belki lakin... Aşkta sınıfta kaldınız. İşte o vakit benim yüreğimden de silinip gittiniz. Gözleriniz öyle demiyor lakin sultanım.
Of. O kadar yorgunum ki. Bu gece şöyle güzel bir uyuyacağım. Bu çocuklar seni daha çok yoracak anlaşılan. Evet. Kimdir bu vakitte? Destur var mı hanımlar? Gel Amber ağa, gel. Hadi bakalım güvercin. Senin için hususi hamam hazırlattım. Al tasını peştemanı düş peşime. Neden çıktı şimdi bu? Falından çıktı. Ya amma çok soru sordun. Hadi hadi. Hususi ha. Görüyor musun Aferin? Kıymetim anlaşıldı nihayet. Hadi gidelim bakalım. Hayırdır inşallah. Gece gece. Size de zahmet verdim. Lakin bir iyi geldik ki sormayın. Şimdi mışır mışır uyuyorum. Allah Allah, hemen uyuyakalayım deme. Pek ayıp olur sonra. Ayıp mı olur? Kime ayıp olacak? Yok, ben haremin kaderini hala idrak edemedim. Lakin ben sıkılmaya başladım. Bırakın ben tararım kendi saçımı. Heyecanlanmaya başladı bizim güvercin. Neden sebep heyecanlanayım? Altı üstü uyuyacağım birazdan. Artık ne vakit uyursun orası muamma. O nasıl lekirdi? Niye gülüyorsunuz ha? Hazır mı? Hadi bakalım hanımlar. Çeneleri kapalı tutuyoruz. Hadi bakalım, hünkâr bekler. Hünkâr mı bekler? Bu vakitte. Arsa odasında mı bekler? Eyvahlarım olsun. Sen hakikaten şaşkınsın bir hatun. Ne arsa odası bu vakitte? Has odaya bekler. Hususi odasına. İşte o. Bütün bu hazırlık bu sebepten miydi? Ne sanıyor beni bu adam ha? Zinhar gelmem. Ne demek gelmem? Sen benim kellemi mi aldıracaksın hatun? Sıkıysa git kendin söyle hünkârı. Tamam. Söylerim elbette. Söylemez miyim? Çek. Oh. Anla. Gel. Geç otur lütfen. Oturmayacağım. Siz beni diğerleri gibi istediğiniz vakit çağırıp... ...ne sandınız beni? Hah, en başından demiştim cariye değilim diye. Merak etme. Seni cariyem yapmak gibi bir arzum yok. Kendini bu kadar beğenme, muallime hatun. Vakit neden çağırdınız beni? Hakkımda bir havadis yazmışlar. Lakin lisanım kafi gelmediği için anlayamıyorum. Bir bak bakalım ne diyorlar. Anladım. Siz beni onun iş. Ben sandım ki. Ne sandın? Hiç. Okuyayım o vakit ben. Oku. Oku.
Şimdiye kadar bir yaygara kopmadıysa mesele çıkmamıştır. Helal olsun Amber. Bugün de kazası belası atlattık. Eyvahlarım olsun. Hoşyar Sultan. Bu gece Hoşyar Hatun'un gecesiydi. Onun yerine Anlı'yı çağırdı. Yandık ki ne yandık. Hatun olmak bir sanattır. Bir hatun daima güzel kokmalıdır. Erkeği o kokuyu duyduğunda onu hatırlamalıdır. Ama kokuyu öyle üzerinize boca etmek de yok. Öyle kararında olmalı ki kendi kokunuza karışmalı. Size has bir rahiye yaymalı. Kolye deyip geçmeyin. Gözlerinizin rengini ortaya çıkarmalı. Sizdeki göz herkeste yok ki Sultan. Tabiatıyla. Onca hatunun arasında nasıl hünkârımızın gözdesi olduğumu sanırsın Kalfa? Sultanım. Buyur Amber Ağa. Hünkârımız bu gece meşguller. Gerçi siz de hazırlanmışsınız ama haberdar etmeye geldim de. Mühim değil, hünkâr bu. Elbet işi olacak. Koskoca cihanın hükümdarı. Hadi kızlar, geç oldu, herkes odasına. Sen dur Amber Ağa. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Gecenin bu vaktinde ne meşguliyetiymiş bu? Başım döndü. Yeter artık, otur da söyle ne diyorlar. Mor'daki isyanı vahşet ve kanla bastırdığınızı yazmış. Vahşet ve kanmış. Melunlar. Huzur içinde kardeşçe yaşayan ahaliyi kışkırtıp fesat çıkardılar. Yüzlerce Müslümanı öldürdüler. Kılıç kından çıktığı gibi girmez. Ya kanla ıslanır ya da gözyaşıyla. Başka ne diyor? İsyanın bastırılmasından Mısır valisi Kavalan'ın muazzam payı vardır diyor. O nasıl lakırdı öyle? Kavalalı Mehmet Ali Paşa benim kulum. Muazzam payı var da ne demek? Ben her ne emredersem onu yerine getirmek zorunda. Tabii, muhakkak. Korktun mu sen? Yok canım. Suratın kireç gibi oldu ama. Anlaşılan sana boşuna güvercin demiyorlar. Size kadar geldi demek güvercin lakirdisi. Lakin görecekler güvercini. Öyle her kuşun eti yenmez. Ne kadar da lezzetli bir lokum. Bilirim lokuma pek düşkünsündür Amber Ağa. Muhittin Efendi hususi olarak yapmış da yollamış bunları. Keşke sen de yiyebilsen. Sultanım, zinhar söyleyemem hünkârımızın yanında kimin olduğunu. Aman kim bilecek bana söylediğini? Aramızda sır olarak kalacak. Hadi Amber Ağa, yorma beni. Madem öyle... Kuburum! Kuburum!
Ambera ne diyorsun sen? Kubur, kubur. Hani var ya. Kubur. Kuş ya o kuş. Ne kuşu Amber? Sen iyice tırlattın. Güvercin. Oh söyledim. Yok bunlar benim hakkımdır. Gülizar Kalfa. Buyurun sultanım. Ne zırvaladı bu şimdi? Ben de anlamadım. Ben as odaya gidiyorum. Şu havadis de Paris'le alakalı, doğru mu? Evet. Başlığı anlıyorum. Lakin muhteviyatını tam idrak edemiyorum. Bir fikrim var. Bana da Frenkçe öğreteceksin. Tabii, şeref duyarım. Ancak saklı kalmak şartıyla. Sebep? Koskoca cihan hükümdarı Mahmut Han bir hatundan ders alıyor dedirtemem kimseye. Bir hatundan ders almanın nesi fenermiş? Olacak iş var, olmayacak iş var. Yakışık almaz. İşte o kadar. Oh, o vakit siz de benden ders almazsınız. Olur biter. Burada emirleri ben veririm. Saklı kalacak diyorsam öyle olacak. Kabul etmiyorum. Her emrinizi dinleyecek cariyelerinizden biri değilim ben. Tahammülümün de sınırları var Anna. Benim sabrımı taşırma. O vakit müsaadenizle. Sana çekilebilirsin demedim. Şimdi çıkabilirsin. Hayret yani. Güvercin, güvercin nereye beni bekle? Hünkârım. Hayırdır hoşyar? Nereye böyle? Ben hava almak için çıkmıştım hünkârım. Alabildin mi bari? Aldım hünkârım. Hayırlı geceler. Hasbinallah, kalbim duracak koşmaktan. Ya hatun az beklesene. Yahu al, meraktan çatlayacağım. Anlatsana ne oldu içeride? Elin likir oldu Amber Ağa. Ne olacak? Hiçbir şey olmadı elbette. Nasıl hiçbir şey? Hiçbir şey işte. Sen bu güzellikle, tazelikle anca muallime olarak kal. Esma, nedir bu halin? Yok bir şey. Namık Paşa gelmiş. O yüzden mi böylesin? Öyle olsa ne olur valide? Sen koskoca Esma Sultansın. Yeniçeri'nin hürmetini kazanmış, İstanbul'un alakasına mazhar olmuş bir sultansın. Mazide kalmış bir aşkın peşine koşup Endor'undan çıkma bir paşaya gönül düşürmeyeceksin umarım. Hayli tuhaf. Benimle pek alakadar olursun bakıyorum. Daha küçücük bir kızken, beni zatımdan 30 yaş büyük bir paşayla nikahlarken hiç böyle endişelerin yoktu valide. Ben ne olduysam kendi çabamla oldum. Yeniçeri'nin hürmetini de, ahalinin alakasını da kendim elde ettim. Nihayetinde ne istersem onu yaparım. Hmm.
Kimmiş Gülizar Kalfa? Sultanım, bütün haremi sordum, soruşturdum. Lakin kimse gece hünkârımızın yanında hangi hatunun olduğunu bilmiyor. Kim bu hatun? Sultanım, söyledim ya, kimse bilmiyor kim olduğunu. Çekilebilirsin Gülizar Kalfa. Allah Allah. Ne kadar uzun sürdü bu ders. Kimdir bu yeni muallim Amber'a? Bir güzel hatun ki sormayın. Akıllı da. Lakin hırçın biraz. Bunca vakitte ilk defa bir muallime görüyorum. Şimdilik muallime. Lakin o hatunun vaziyeti her an değişebilir. Benden söylemesi. Amber dediği dersiniz. Yazıklarım olsun. Benim dilim neler der. Bana müsaade. Otur Amber'a, otur. Ben de tam sana lokum ikram edecektim. Lakin bir insan evladının zafiyetiyle bu kadar oynanmaz ki. Anlat Amber'a. Aman. Şimdi şöyle oldu. Hünkârımız dün gece muallimeyi odasına çağırdı. Aralarında neler olduğunu bilemem. Lakin Hofirar Sultan hünkârımızı göremeyince köpürdü. Vay hoşlar vay. Demek sana da bir rakip çıktı. Aa, ne yapıyorsun? Çocuklar zorladı beni. Pek yoruldum. Hiç yatma, hadi vakit yok, hazırlan hemen. Gene ne var? Bu haremde hareket hiç bitmiyor. Fasıl var hatunlar arasında. Yo, ben gelmeyeceğim. Bak, haremde pek sevilen bir hatun değilsin zaten. Gelmezsen iyice göze batarsın. Hadi. Hadi. Malum, sık sık görüyorsun. Afiyet dile. Ya. Gülizar, kimdir bu hatun? Anna Hatun, muallimeymiş. Demek yeni muallime bu kız. Pek taze, pek güzelmiş. Değil mi Hoşyar? Ya, daha evvel kendisine rastladım. Lakin sohbet imkanı olmamıştı. Gülizar Kalfa, çağır da gelsin. Bir hasbihal edelim. Anna Hatun, Hoşyar Sultan senin yanına ister. Ha, peki tabii. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de çocuklar invalideleriyle tanışmayı çok arzu ediyordum. Abdülhamit pek yorgun geldi dersten. Belli ki tesir etmişsin şimdiden. Teveccühün sultanım. Zamanla çocuklarla birbirimize daha da alışacağız. Bir ihtiyacın, bir arzun olursa haberim olsun. Zira hünkârımıza seninle bizzat alakadar olacağıma söz verdim. Alakanız için çok teşekkür ederim. Bu muallimeye pek doğru bir lakap takmışlar. Beyazlar içinde sahiden de bir güvercin gibi olmuş. Güvercin mi? Hünkârımız belli ki bu akşam da muallimeyi görecek.
Kasım'a çıktıklarına göre. Boşar, saltanatın sandığından da kısa sürdü. Aşukcan, bunca yıldır beni hiç tanıyamamışsın. Kendimi bir muallime parçasıyla kıyaslamam dahi. Benim saltanatım daha yeni başlıyor. Oradaki isyanı bastırdık. Lakin şimdilik Frankler ve İngilizler oradaki asilere destek verdiği müddetçe vaziyet durulmayacaktır. İsyanda ele geçirdiğimiz silahlar söz konusu olunca her iki ülkede Rusları suçluyor. Rusya'yla bir harbe girmemiz için can atıyorlardı ondan. Böylelikle hem biz hem de Rusya'yı zayıflatacaklar. Akdeniz'i sındı Namık Paşa. Süreyya Paşa'nın donanmasına takviye göndermek. Sen bu temenni işini pek sevdin bakıyorum. Görüyor musun Namık Paşa? Kullarım ne kadar da hürmetkâr. Ayağım takıldı. Ne vakittir bizi dinliyorsunuz? Yok, ne hadimi? Odada kimse yok mu? Ben balkona geldim, ayağım takılınca da... Muallimemiz biraz sakardır Namık Paşa. Kusuruna bakma. Neyse, bu kadar siyaset yetişir. Ben müsaadenizi isteyeyim o vakit. Hayırlı geceler. Buyurun, beni emretmişsiniz. Hayırdır? Ne bu surat? Haklısınız. Siz ferman buyurmadan suratımı da asmamam icap eder. Niyetim seni incitmek değildi. Ben pek aşina değilim emir olmaya. Ben de senin gibi hırçın ve inatçı bir hatuna aşina değilim. Artık bir orta yol bulacağız. Hı? Hünkârım, merakımı mazur görün. Kimdir bu giden paşa? Benden pek haz etmedi. Korkma. Namık bana çok düşkün olduğu için etrafımdaki herkesi iyice bir tartar. Kolay itimat etmez. Zamanla birbirinizi tanıdıkça seversiniz. O da senin gibi pek çok ülke görmüş. Ufku geniş biridir. Her ne kadar kendi kabul etmese de pek iyi bir kalbi vardır. Sarayda beraber büyüdük. Ailemden görürüm onu. Senin ailen nerede? Kardeşlerin var mı? Benim bir tek babam var hayatta. Her şeyden üstündür bendeki sevgisi. Yüzün soldu birden. Babanın bir derdi mi var? Yok, hiçbir derdi yok. Üşüdün. İçeri girelim. Güler Kalfa. O hatunu bu sarayda görmek istemiyorum. Ara, tara, mutlaka bir açığını bul. İmparator Charles'la ilgili bir havadis veriyor. Lakin burayı anlayamadım. İmparatorun katıldığı davette vals yaptığını yazıyor. Vals. Raks yani. Kulların içinde mi raks etmiş? Evet. İmparatorçeyle mi? Bir düşesle. Hem de başka bir hatunla. Evet, ne var ki bunda? Olmaz öyle şey. Neden olmazmış? Bir hatun ve bir erkeğin bu kadar yakınlaşması münasip değildi ondan.
Erken niçin? Çünkü hatun ağanın tesiriyle erkeğe kapılabilir. İşte tam şarkılı gibi konuştunuz. Garpta bir hatun ve bir erkek dostça dans edebilir. Bunda art niyet aranmaz. Şimdi müsaadenizle göstermek isterim. Peki. Göster bakalım. Siz garplılar mı haklısınız yoksa biz şarkılar mı? Haklı olduğumu göreceksiniz. Lakin ikaz etmedi deme. Elinizi buraya koymanız icap eder. Böyle mi? Evet. Şimdi bir iki üç ritmiyle yapacağız. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Gülnihal gibi. Mm-hmm.